Evet, iyi akşamlar sevgili Can TV izleyenleri. Bundan böyle her pazartesi akşamı saatler 22'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Gerek güneydoğunews.com adresinden bu programı izleyebileceksiniz, gerekse Can TV'den canlı izleyeceksiniz. Bu programda program arkadaşlarım diyeyim, konuğum demeyeyim çünkü her programda benimle birlikte olacak arkadaşlarım. Sevgili Veysi Akar ve Avukat Seda Toruğul bizlerle birlikte olacak her pazartesi akşamı saat 22'de. Bu programı Can TV'den canlı izlerken www.güneydoğunews.com adresinden de hafta içerisinde bu programı izleme şansına sahip olacaksınız. Biliyorsunuz ki Güneydoğu News yeni kurduğumuz haber sitemiz. Yine arkadaşlarım orada da yazar olarak görev yapıyorlar, köşe yazıları yazıyorlar. Veysi Akar spor veya güncel yaşam üzerine yazarken Avukat Seda Toruğul da köşesinde hukuka dair ifadelerle kendi bilgisini okurlarıyla paylaşmaya çalışıyor sitemizde. Evet, hem bunları konuşacağız. Bugünkü konumuz kadına şiddet olacak. Tabii ki şiddeti nereye çevireceğiz, nereye götüreceğiz bilmiyorum ama küçük yaştan başlayıp ilerleyen yaşlara kadar giden bir şiddet yaşıyoruz hayatımızda. Kadın cinayetleri bir yandan, kadına yapılan fiili saldırılar bir yandan, tabii ki biz daha sözlü işte şiddetten bahsetmiyoruz, psikolojik şiddetten daha bahsetmiyoruz çünkü oralara gelene kadar daha çok zaman var. Evet, ben çok fazla da sözü almadan konuklarıma bir hoş geldin diyeyim. Sevgili Veysi Akar, hoş geldin. Hoş bulduk. Siteden hem program, hem site ortağım, hem program ortağım, hem iş ortağım. Sevgili Seda Toruğul avukat, Diyarbakır Barosu'na bağlı. O da bizim gerçekten çok değerli bir arkadaşımız, dostumuz ve hem sitemizde yazarlık yapıyor, hem kişisel avukatımız, hem sitemizin avukatı. Yani velhasıl kelam bizimle beraber her ortamda. Evet, şimdi bugün kadına şiddeti konuşacağız. Öncelikle ben bir kadından başlayayım. Çünkü en çok şiddete onlar maruz kalıyor. Oradan başlayalım. Aslında kadına şiddeti herkes biliyor işte. Her an televizyonda, gazetede, internet sitelerinde kadına uygulanan şiddeti biliyoruz, okuyoruz. Şimdi herkes şunu soruyor programcılara veya yorumculara. Diyor ki çözüm için ne yapılmalı diyorlar. Önce biraz kadının şiddetine gidelim. Sonra çözüm noktasını da ikinci bölümde biraz konuşalım. Evet, buyurun Sayın Toruğul. Söz sizde. Kadına şiddeti biraz açar mısınız? Nedir? Neden şiddete uğruyorsunuz? Nedir kadına uygulanan şiddetin sebebi size göre? Bu kadar da mahkemelere giriyorsunuz. İşte dosya alıyorsunuz. Müvekkilleriniz var. Bilmiyorum kadına şiddete uğrayan kadınlardan var mı müvekkiliniz ama varsa sebebi neler? Yani kadına erkek neden şiddet uygular? Oradan başlayalım isterseniz. Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Türkiye'de de yüz binlerce kadın şiddet var. Şiddetten kastımız ne diyor tabii ki? Aslında en önemlisi kadına yönelik şiddet ilk başta insan hakları ihlalidir. İnsan hakları ihlal dediğimizde ne geliyor aklımıza? Evvela kadının kendi vücut bütünlüğünün aşılması. Örnek olarak dövülmesi, hırpalanması, cinsel saldırıya uğraması ve hatta maalesef bazı durumlarda ölüm. Evet. Veya intihara sürüklenme gibi durumlar. Bunlar en başta tabii bir kadının insan hakları ihlali durumu yaratmaktadır. Şimdi bu durum sadece bölgede veya Türkiye'de özgü bir durum değil, dünyada da bunun yansımalarını görüyoruz. Kadına yönelik şiddetin aslında bizce net bir tanımlaması veya da biz net bir şekilde toplum olarak kadına yönelik şiddetin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Herkes sanıyor ki sadece dövme, vurma, öldürme veya intihara yönlendirme. Aslında bu sadece kadına yönelik şiddetin tek bir türü. Kadına yönelik şiddet aslında biz beş başlık altında ele alabiliriz. İsterseniz bu durumu özellikle sayın izleyicilerimize aksettirerek yavaş yavaş detaylandırın. Kötü. Artık biraz da maalesef basında biraz da alışkanlık mı oldu desek bilmiyoruz ama biraz da magazinel bir boyuta dönüşmüş şekli kadın cinayeti. Bunun dışında kadınların intihara yönlendirmeleri, bunların hepsi fiziksel şiddet. Ancak belki de bizce kadına yönelik şiddetin en ağır türü duygusal şiddet. Örneğin kadına yönelik olarak sen de bana kadın mısın? Evet.
saçı uzun aklı kısa. Psikolojik anlamda. Psikolojik, duygusal şiddet. Bunun bize göre en ölü, hani bizim ülkelerimiz var ya, en yarısı geçer ama bir yarısı geçmez. Gerçekten böyle bir durum söz konusu. Toplumsal anlamda da, bölgesel anlamda da, ülkesel anlamda da aslında baktığımızda duygusal şiddete kadın her alanda maruz kalıyor. Gerek iş hayatında, gerek aile yaşantısında, gerek toplumsal ilişkilerinde. Maalesef duygusal şiddet biraz daha yoğunluklu bir hal oluyor. Ancak biz bunun şiddet olduğunu dair farkında değiliz. Çünkü ülke olarak daha yeni yeni hukuk kurallarımız normalleşmeye başladı. Birazdan geleceğim üzere 6.82.84 sayıda bir yasamız çıktı. Bu aslında çok gecikmiş ancak bir an evvel reformist bir şekilde hayatımıza sokulmuş bir yasadır. Buna birazdan değineceğiz. Şimdi duygusal şiddet dedik. Bir diğer şiddet ki doğudan en yatırmasına rağmen kadını apartmanda çalıştırıyor. Hal böyle olunca kadının emeğinden ve hizmetinden yararlanarak erkek kendine ekonomik bir değer sağlıyor. Bu da ekonomik şiddete verebileceğimiz örneklerden birisi. Bir diğer şiddet türümüz ise cinsel şiddet. Kadının hala maalesef bizim toplumumuzda bir meta, bir mal olarak algılanması sonucu gelişen bir şiddet. Bunun dışında bir şiddet türümüz daha var ki bu da toplumumuzda çok uygulanan bir durum. Toplumsal ilişkileri kısıtlayıcı şiddet. Bu zaten bizim normlarımıza yeni yeni giren, konuşmalarımıza daha yeni yeni giren bir şiddet türüdür. Örneğin kadını veyahut da çocuğu kendi aile ilişkilerinden, sosyal ilişkilerinden soyutlama durumu. Erkek diyor ki çok basit tabiriyle, annenle görüşmeyeceksin veyahut da şu arkadaşına görüşmeyeceksin. Bu da toplumsal ilişkileri sınırlandırıcı bir şiddet türüdür. Şimdi siz az önce dediniz ki dünyada da Türkiye'de de bu tarz durumlar oluyor ama neden oluyor? Dünyaya baktığımızda açıkçası dünyadaki oranla ülkedeki oran arasında az da olsa biraz nüans farkları var. Dünyada kadınların %70'i şiddet görüyor. Ve bakınız ki ne büyük bir çelişki, ne büyük bir paradokstur ki şiddet gören kadınların çoğu 3/4'üne yakını kendi partnerlerinden, erkek arkadaşlarından, kocalarından şiddet görmekte. Ve baba, kardeş, abi. Evet. Yani ailede başlıyor aslında bizim şiddetimiz. Hal böyle olunca bir nevi az önce dediniz ya siz, neden acaba kadına şiddet? Açıkçası biz toplumsal olarak anne babada şiddeti görüyor çocuk. Yani bunu ister istemez içselleştiriyor. Bizim aslında psikolojide, tabii bu daha psikologların belki işidir ancak böyle bir gerçeklik, böyle bir realite de var. Çocuk farkında olmadan babayı veya anneyi rol model alıyor. Şimdi düşününüz ki bir evde sürekli baba tarafından anneye uygulanmış bir şiddet var. Anne de kendi hakkını koruyamayacak, kendini savunamayacak durumda, ekonomik anlamda babaya bağlı, bağımlı, kendi ayakları üzerinde duramayan bir anne modeli düşünelim ki bizim toplumumuzda biliyorsunuz zaten kadın istihdama bile yeni yeni oluşmaya, olgunlaşmaya başlamış bir durum. Çocuk, erkek çocuk bunu sürekli görüyor. İster istemez bunu rol model olarak alıyor. Kadın ise, kız çocuğu ise annenin bu belki ezilmişliğini, bu biraz da amiyane tabiriyle garibanlığını içselleştirdiği için kocasından gördüğü şiddeti de çok normalleştiriyor belki. Yani aslına bakarsak şiddet bizim ailemizde başlıyor. Ailenin içinde başlıyor. Evet. Şimdi biraz sevgili Veysel Karadaş söz verelim. Seda Hanım saydı işte, dedi ki şiddetin bölümlerini yazdı. Fiziksel şiddetten bahsetti, duygusaldan, psikolojik bir baskıdan, şiddetten bahsetti. Cinsellikten bahsetti. Yani velhasıl kelam 4-5 parçaya böldü bu işi. Şimdi biraz da işte erkekten gelen şiddet olduğu için
Sen de bir aile babasısın, bir eşsin sonuçta. Ve tabii ki bu kentte yaşayan 40 yıla yakın bir süredir toplumsal, sosyal ilişkileri olan birisin. Birçok olaya da şahit olmuşsundur şiddet konusunda. Gerek kadına, gerek çocuğa fark etmiyor. Veya erkek erkeğe şiddet de var zaten de. Sen neler diyeceksin? Nedir bu şiddetin sebebi sana göre nedir? Ekonomi midir? İşte genlerimizde mi vardır? Yoksa aileden bahsetti. Babaannenin rol model alınmasından bahsetti Seda Hanım. Sana göre şiddetin sebebi nedir kadına? Yani şiddet uygulamamızın sebebi ne erkekler olarak? Şimdi öncelikle herkese iyi akşamlar. Seda Hanım bize söz bırakmadı. O kadar konuştu ki bir kadın olarak duygularını dile getirdi. Biz de kendimizce erkek olarak yorum yapmak isteriz ama... Ya biz niye dövüyoruz? Biz de onu anlatalım aslında. Şimdi erkek olarak isterseniz biraz daha dikkatli kelimeler kullanmamız lazım. Tabii genelde diyoruz şiddete karşıyız. Üç ama kelimemizden biri şiddete karşıyız. Ama şiddette yapmıyoruz değil mi? Yani bugün üç kişi şiddete karşıyız dediği zaman ikisi şiddet uyguluyor. Bunu bir sefer es geçmeyelim. Vallahi üçü de uyguluyor. Yani ben onu ben bir şey demeyeyim de ikisi muhakkak kesin şey yapar. Evet, tabii çevremize baktığımız zaman en yakın ailemizde, komşumuzda, işte mahallemizde, semtimizde, ilçemizde, kentimizde genele vurduğumuz zaman toplumun her tarafında şiddet var. Evet. Bu kimi zaman işte kadına şiddet, Seda Hanım'ın dediği gibi ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, maddi anlamda yapılan işte az önce örnek verdiniz. Kapıcı örneğini çok güzel bir örnek vermişti. Kapıcı hakkı zaten yani bugün binalarımızda o sıkıntı var. İşte binanın kapıcısının kadını merdivenleri yıkıyor, çöpleri döküyor. İşte kapıcı aydan aya maaşını alıyor, sigortasını kendine yaptırıyor. Artık kadın çalışıyor. Parça ekmek verdi verdi, vermediyse Allah kadın vermediyse zaten vermeli. Evet. Şimdi fiziksel şiddet zaten toplumun bir gerçeğidir. Toplumda sorarsan yani herkes de muhakkak ki bir şekilde kadına şiddet uygulanmış, fiziksel şiddet uygulanmış. Ha bununla ilgili Seda Hanım'ın dediği gibi yeni yeni Avrupa normlarına göre yeni yeni kanunlarımız yeni yeni onların seviyesine geldiği için ister istemez bunlar bir nebze de olsa yüzde oranında biraz düşüklük var. Ha vurarken hesap yapıyorlar. Ya işte eskiden şikayet olayı yoktu. Şimdi şikayete dayalı olduğu için. Kadın şikayet ediyor, şikayetinden vazgeçiyor. Yani korkusundan şikayetinden vazgeçiyor. Bir de şimdi şiddetin öyle ölçüsü var ki şimdi şiddet öyle bir şey ki şiddet ünlü tanımaz, ünsüz tanımaz, zengin tanımaz, fakir tanımaz. Şiddette oran yoktur, özellik yoktur. Eğitim de yok. Eğitim de yoktur. Bugün baktığımız zaman en çok basit bir örnek vereyim. AKP milletvekili, biliyorsunuz Ağrı milletvekili Fatma Salman Kotan kocasından dayak yedi. Bununla ilgili Fatma Şahin, aileden sorumlu bakanımız destek çıktı. Onunla ilgili o dönemden sonra kadınla ilgili çalışmalar daha fazla yapıldı. Ha bu ne oldu? Kadınlarımızın sorunu çözüldü mü? Hayır. Yine çözülmedi. Ben burada devletin eksikliğini görüyorum. Muhakkak ki çözüm üretiyorlar ama baktığımız zaman koruma istiyorlar. Bayanlar koruma istiyorlar. Onların şeyi var. İşte prosedür vardır. Müracaat ile dilekçeni verir. Bakar ederiz. O zamana kadar kadın sarfatsınız. Ölüyor. Muhakkak ki bunların örneğiyle karşılanır. Ölen kaç tane bu şekilde insan var? En az 10 tane insan sayabilirsin. Müracaat etmiş. Müracaat değerlendirme aşamasındayken ölümle sonuçlanmış. Bir tanesine polis gelmişti. Öğlen vakti gelmiş. Kadın sabah öldürülmüştü. Yani, toplumda bunu az önce Alişan Bey'in dediği gibi bunu sadece bölge olarak şey yapamayız. Yani bu doğuda, güneydoğuda veya işte İç Anadolu'da değil. Toplumun her kesiminde şiddete dayalı bir yapı vardır. Bu kimi zaman ekonomik sebepleri bahane ederler insanlar. İşte ev dışarıda çalışmaz. Ne yapar? Gelir evde eşine sorun çıkarır. Niye yemek hazırlanmadın? Ya işte bir önce bir git çalış evine malzemeyi getir. O çocuklarınla zamanını geçir. Ondan sonra evdeki kadından hesap sor. De ki ya bana niye yemek getirmedin? Sen getirmeden hesap sorarsan bu otomatikman senin eksikliğindir. Ha bu ne öyle toplumda? Bunun gibi nice nice örnekler vardır. Çalışmaya karşıyız. Hepimiz deriz ki işte kadın çalışmasın. Tamam kadın çalışmasın. Ama sen iyi bir baba ol, iyi bir eş ol. Çocuklarına iyi bir gelecek hazırlama anlamında bir ortam hazırla. Ondan sonra ondan şey yap, hesap sor. Ha bakıyoruz. Üç kelimemizden biri işte cennet anaların ayaklarının altındadır. Bugün baktığımız zaman anaların her kız çocuğu bir anne adayı değil midir? %80'i dayak yemiş. Bu bir gerçektir, saklamayalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diyoruz. Bir günle özdeşleştirmişiz onu. İşte o günde sadece o günlerde hatırlanıyor onlar. Ha ondan sonraki gün
Ben şu an tarihi hatırlamıyorum. O dönemde yine bir Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet uygulanmış. Yani toplum olarak öyle bir yapıdayız ki Kadınlar Günü'nde bile toplumda kadına şiddet uygulamaya hali hazır insanlar vardır. Yani Ali İhsan Bey'in dediği gibi genimizde mi vardır? Veya işte ülke olarak yapımızda mı vardır? Ve insanoğlunun bir yapısında vardır. Yine tarihçilerin bir araştırmasına göre 3000 yıl önce mumyaların üzerinde yapılan araştırmada şu bir gerçeğe tanık edilmiş. Erkeğin vücudunda %9'dan %20 oranda kırık, bayanın vücudunda ise %30'dan %50 arasında kırıklar tespit edilmiş. Ha bununla ilgili demek ki tabi bu şiddet olayı ta işte 2000 yıllardan, 3000 yıl öncelerden günümüze kadar gelmiş. Şimdi Sayın Torun bunu şimdi paylaştınız bilmiyorum ama biz konuşurken paylaşıyordunuz herhalde. Turan Çakırtaş'ın bir yazısı, Antalya'dan yazmış. Siz de paylaşmışsınız. Aslında ben şunu soracaktım. Ben problemin kökünü biliyorum. Problemin kökü atalarımız. Yani atasözleri hep bu topluma yön göstermiş, yol çizmiş. Baktığımız zaman işte atasözünde ne diyor? Diyor ki kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etmeyeceksin ifadesi var. Şimdi bir kere kadının dayak yemesi, şiddete uğraması, hani biz, ben her zaman söylüyorum, ben psikolojisini geçtim, duygusalını geçtim, her şeyi bir tarafa bıraktım. Yani biz daha dayağı halledemedik. Yani önce bir fiili saldırıyı halledelim, ondan sonra kadının duygusuna ile ineriz, Allah büyüktür. Önce bir şiddetinden koruyalım kadını. Yani böyle bir atasözü var mıdır bilmiyorum. Bu sözü söyleyen atanın mezarında ne kadar rahat uyuduğunu da merak ediyorum, kemikleri sızlıyor mu? Çünkü belki milyonlarca kadının da ahını alıyorlar bu sözde de. Ne diyeceksiniz? Böyle bir atasözüyle bu toplum gelişmiş. Çünkü işte damlaya damlaya göl olur. Bekle yani. Hep geniş zamana yayılmış atasözlerimiz var bizim. Ben çok da beğenmiyorum atasözlerini. Kim ne derse desin. Yani Türkiye'deki atasözlerinin ben çok anlamlı olduğunu ifade etmiyorum. Bu da bunlardan birisi mesela. İşte sıpa sopa meselesi. Mal gözüyle bakılıyor ve hayatı bir başkası tarafından yönlendirilmek zorunda. Nedir yani bu atasözünden yola çıkarsak Sayın Torun ne dersiniz? Nasıl bir ataymış bu sözü söyleyen? Yani bunun böyle iyi bir tarafı var mıdır bilmiyorum. Ben düşündüm. Bu atasözünün iyi bir tarafı yok. Şimdi kimse içinden çıkamamış buraya kadar. Yani yok. Hani diyorum ki iyi bir şey çıkarayım bunun içinden. Ama ediyorum etmiyorum ki bu kadar da konuşan biriyim. Lafı iyice böyle açabilen bir insanım ama bu atasözünün pek bir iyi tarafını bulamam. Size göre nedir bu? Yani en başına gidiyoruz biliyor musunuz? Toplumumuzda geriye gittiğimizde veysi işte 2000'li 3000'li yıllara gitti. Bence bu daha eski ya. İnsanlığın varoluşundan beri bir şey. Buradaki yazıda da öyle söylüyor. Paylaştığınız bir yazıda. Birazdan okuyacağım onu. Ne diyeceksiniz? Nedir bu? Kadının sırtından sopa, işte sırtından sopa, karnından sopa eksik olmayacak sözünü nasıl tanımlayacaksınız? Söylüyoruz biliyor musun? Tabii maalesef zaten eğer hala zora düştüğümüz zaman. Yani mesela kadını dövüyor ondan sonra da hani bahane gibi böyle bir savunma mekanizması gibi diyor ki iyi ettim diyor. Kadının sırtından sopayı karnından sopayı eksik etmeyeceksin diyor. Halen diyoruz yani bunu ben toplum olarak. Hemen araya gireyim şimdi erkeklerin toplumunda daha doğrusu ortamlarında muhabbet edildiğinde hiç kimse erkeklikten taviz vermez. Evinin içini anlatır ya işte kadın eşinle aran nasıl şu bu. Ya ben bırakmam, ben etmem. O yapar mı? Mümkün değil. Bir sahip var. Dizginler bizim hiç kimse, elimizde. Hiç kimse, ya işte ben eşimle iyiyim, eşimin de hakkı var. Bu konu hakkında hiç kimse ılımlı bakmıyor. Herkes tabii evdeki yapamaz. Halde bilmiyoruz nasıl tabii, yani. O anlatanların evdeki durumunda bilmiyoruz tabii ki. Belki de evde yer siliyor, bilmiyoruz yani. O kadar kabadayılık yapanlar. Şimdi eşim çizim, az önce de belirttiğim gibi. Dedelerin, babalarından kalan o zihin,
o feodal yapıyı bir takım bile olsa atmıştınız. Mesela örnek veriyorum, çok gerilere de gitmeye gerek yok. Yani çok atasözüne girmeye de gerek yok. Geçen haftalarda meydana gelen bir durum. Kamer Genç beyefendim, Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye karşı bir çıkışı oldu. Açıkçası bu durum dahi çok aleni ve net bir şekilde kadına şiddettir. Nasıl bir şiddettir? Kadına sırf kadın olduğu için yapılan psikolojik bir şiddettir. Duygusal bir şiddettir. Yani bakınız siz az önce Veysi Bey mumyaların üzerindeki kırıklardan yola çıkarak tarihsel sürecini anlattı. Siz o kadar da geriye gitmeyerek toplumsal anlamda bizi etkileyen derinden sarsan ve hatta hala ilkokullarda dahi işte atasözleri ezberletilen bir toplum olarak çok da siz geriye gitmeden bir örnek verdiniz. Şu anda dahi biz kadına yönelik şiddeti tartışıyorsak elbette ki bu durum bizim kökenlerimizden gelen bir bozukluğun sonucudur. Şimdi baktığınızda aslında hukuk bunları ilerledikçe toplumsal anlamda adalet de gelişecek. Şimdi bizde şöyle bir bu vardır, çok da tabii teknik konusu. Zaten kendini bilen, kendini ciddi manada ifade eden, az çok da olsa artık o eski feodal yapıyı bırakmış, kendini geliştirmiş insanlar açısından hep geçerliliği kalmamıştır. Bu tarz cümleleri, söylemleri yapan insanlar gerçekten benim yerindeyse kendini bilmeyen, tamamıyla daha işte benimden kazanıp etmeli çok bilgi bir şekilde izah ediyor. Hani içeride nasılsınız bilmem ama dışarıda bazı toplumlarda ben böyle erkeğim, şöyle erkeğim. Zaten toplumu yaratan olgudur. Bizi yetiştiren annelerimiz. Yani eğer biz anneye baba tarafından yeterince saygı gösterilmiş olsa anne ciddi manada kendini geliştirmiş, gönlü özgüven, söz hakkı olan bir anne olsa emin olunuz ki toplumsal anlamda bir çarpıklık meydana gelmeyecek. Çünkü mesela Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz dönemine gittiğinde de diyor ki cennet annelerin ayakları altındadır. Yani dini anlamda baktığınızda çok eski dönemlere gidiyoruz. Toplumsal, sosyal anlamda baktığınızda dahi bu durum, yani kadına şiddetin önlenmesi veya kadının erkekten daha üst, daha el üstünde tutulması gerektiği her anlamda, her dönemde geçerliliğini koruyan bir durumdur. Evet. Ve maalesef, çok özür diliyerek gireceğim Ali İhsan Bey, bilmiyorum biliyor musunuz ama Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tazminat rekorları kırmış bir ülke biliyorsunuz. Ancak şu açıdan bir ilki gerçekleştirmiş durumda, aile içi şiddet nedeniyle tazminata mahkum olan ilk ülke. Açıkçası bu çok büyük bir utançtır. Hem bizim açımızdan, hem toplumsal açıdan, hem erkekler açısından, hem kadınlar açısından. Yani ülkenin aile içi şiddet gibi artık raflardan kaldırılmış olması gereken bir konu nedeniyle tazminata mahkum olması sizin az önce sorduğunuz soruyu bence çok net bir şekilde cevaplıyor. Yani zaten bu tarz köhnemiş, kendini ilga etmiş, hiç olmaması gereken, hiç hatta duymamamız gereken atasözleri nedeniyle biz böyle bu kadar modernleşmiş bir hukuk çağında dahi maalesef hani biliyorsunuz artık hukuk ilerlemiş durumda. Hem Anglo-Sakson hukukunda, hem Amerika'da, hem Avrupa'da. Ancak maalesef biz hala aile içi şiddet nedeniyle tazminata mahkum olan bir ülkeyiz. Evet. Sanırım sebebini anlamış bulunuyoruz. Vallahi sebebi o kadar çok ki hangi birini anlatsak bilmiyorum. Bence bir program da yetmiyor zaten de. Tabii erkeğe şiddet de var bu arada. Tabii. Çocuğa, aile içi. Sayı da unutmayın şimdi kadına şiddet. Yani doğuda kadına şiddet büyük bir sıkıntı demiş. En büyük sıkıntı, sorun halkın bilinçsizliği, en çok da böyle programlara ve konulara ihtiyacımız var. Güzel bir konu seçmişsiniz. İyi yayınlar ve iyi akşamlar diliyorum. Bilmiyorum kimden gelmiş tabii ki. Böyle bir konuya değinmeniz çok güzel. Avukat Hanım çok güzel konuşuyor demiş. Böyle programların devamını bekliyoruz. Hayırlı akşamlar. Bu program devam edecek zaten. Önümüzde seçim süreci var biliyorsunuz. Seçim sürecinde ne olacak bilmiyorum ama seçim programları daha çok yoğunlukta olacak. Ama bu program bundan sonra devam edecek. Ben hem sitemizde hem de Avukat Hanım'a şöyle bir destek anlamında yorum yapayım. Şimdi az önce dediniz ya, ilk mahkum olan ülke. Dikkat ederseniz gündemde şu anda bununla ilgili, normalde erkeklerle ilgili bir problem olsa şu anda gündemdi. Ama kadınlarla ilgili Türkiye'nin mahkumiyeti şu anda gündemde, o kadar
gündem yaratmadı. Çünkü her gün bir kadın basında... ölüyor, her gün bir kadını işte kezzap atıyorlar, kesiyorlar, doğruyorlar, geçiyorlar. Hiç daha gitmeyelim. Hemen alışkanlık haline geldi. Yayın yaptığımız binanın hemen yan tarafında yine bir cinayetten dolayı öldürülen bir bayanın ismi verilmiş parka. Düşünün, hemen yanım açmış. Evet. Onun gibi nice örnekler var. Yani diyorum ya, say bitmez. Tabii ki şiddet bir yana, şiddetin özü aile içinde başlıyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Evet. Babanın, maalesef. Anneye, işte eşine, çocuğuna özellikle. Ya düşünün, kız çocuğu olduğu için insanlar eşini boşuyor. Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Yani biz daha kadına dayaktan bahsediyoruz. Şimdi bu paylaştığınız yazıyı bir okumak istiyorum birazını. Tabii. Müsaadenizle. Tabii ki. Bakalım bulabilecek miyim hemen. Çünkü Facebook'un biraz yoğun olduğu için herkes resim falan paylaşınca bayağı. Evet. Suçtur kadın olmak. Suçtur kadın olmak. Çünkü herkesin sahip olmak istediği bir bedenin vardır. Korumak zorunda olduğun bir namusun ve sevmeye yasaklı törelerin. Adam gibi adam derler de kadın gibi kadın demezler mesela. Taş gibi derler. Soğuk olmak zorundadır. Hissetmemesi gerekir. İyi gözükmelidir ama öyle çok da iddialı olmaması gerekir. Erkeğin yanında yerini bilmelidir. Kadın olmak suçtur bu hayatta. Seversin deli derler, sevmezsin kötü derler. Elde ederler, basit olursun. Elde edemediklerinde konuşmalara meze olursun. Susarsın bir şey bilmiyor derler. Susmazsın dili uzun derler. Erkek olmak doğuştan bir güçtür. Kadın olmak eksikliktir, güçsüzlüktür. Eksik etektir kadın. Aklı ermez. Gözü açılmamalı. Sırtından sopa, karnından sıpa eksik olmamalıdır. Kadın şeytana açılan kapıdır çünkü. O kapıyı kadına açtırmamalı. Daha da var ama bu kadarını okumak istedim. Yeterlidir herhalde. Kadına verilen değeri belki de çok çok güzel özetleyen bir yazı. Çok da uzun değil aslında da. Geri kalan bölümü de sonra okuruz. Şimdi şuna gelelim. Bir de kadına uygulanan cinsel saldırılar var. Tabii. Tabii ki hiçbiri tabii işte bir bahaneyle işte ya ne biçim giyinmiş, böyle giyinirse böyle olur. Ben bunları hiçbir şekilde kabul etmiyorum zaten. Kadın istediği gibi giyinir. İsterse çıplak giysin, yapacak bir şey yok. Yani kadın kendinden sorumludur. Kişi kendinden sorumludur. Kadınla geçelim. Tecavüzler pek ekranlara yansımıyor. Televizyonlara yansımıyor. Adliyeye yansımıyor. Karakola yansımıyor bunlar. Çünkü insanlar utanıyor. Özellikle küçük yaşta olunan, yapılan tecavüzlerde aileler, aile içi tecavüzler, ensest ilişkiler. Bunlar hepsi sırf insanların çevresinden utandığı için saklanıyor. Yani kimse duymasın. İşte baba kızına tecavüz etmiş veya abi kardeşine tecavüz etmiş gibi bir sürü olaylar duyuyoruz ama bunların binde biri ekrana yansıyor. Diğerleri maalesef kapalı kapılar ardında kalıyor. Kızla veya yapanın yanına kar kalıyor. Bir de biraz da burasından bakalım şimdi. Hadi dayağı da hallettik diyelim. İki tokat yedi gitti. Yapacak bir şey yok diyoruz yasa olarak da. İşte kocandır vurur diyor. Yani artık baba evine gidiyorsun. Babası diyor ki, baban diyor ki ya kocandır diyor, iki tane vurur ne olacak diyor. Hem sever hem döver. Bir de böyle bir söz var biliyorsunuz. Artı eşindir ne olmuş? Vursa ne olur diyor. Biz yemedik mi? Annenin lafı bu da. Annenin kızına lafı. Biz de zamanında dayak yedik. Babamız evine mi gittik derler. Bir de tecavüz olayı var Sayın Torun. Biraz da buna geçelim. Yani bunu aslında çok da insan konuşurken tipleri diken diken oluyor da şundan bahsedelim isterseniz. Bu insanlar ne yapmalı? Yani bir sürü sahipsiz, hakikaten kendini ifade edemeyen, nereye gideceğini bilmeyen bir sürü insanımız var. Bu Diyarbakır'da da olur, İstanbul'da da olur, fark etmiyor. Yani eksikliğimiz çok var. Ne yapalım? Ne yapabiliriz bunları önlemek için? Ne yapmalıyız bilmiyorum. Şimdi evvela... Valla benim gücüm olsa bunları asarım. Ya yani idama karşıyım ama. Tabii ki tabii. Ya şiddete de karşıyım ama valla bunları keserim ben. Tabii ki. Yani bu kadar da olmaz. Yani 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında çocuğa tecavüz eden birini vallahi kusura bakma cezaevinde beslemek bana göre ters bir olay. Ya bir yandan da diyorum ki insan hakkı diyorum ama bu insan olmadığı için hakkını da bir türlü veremiyorum. Siz ne diyorsunuz büyük güç olarak?
Siz benim gibi düşünmezsiniz. Yok değil tabii. Evet. Şimdi özellikle benim kendi hayat felsefemde de çok benimsediğim bir cümle var. Taviz tavizi doğurur. Özellikle kız çocukları, erkek çocukları veya kadınlar açısından çok genelleme Sayın yapıyorum. Tavuk, çok özür diliyorum, bir parantez açayım. Tabii ki lütfen. Ben 17 yıldır programcıyım, radyo, televizyon. Radyo programında bir gün yine bu konuyu konuşuyorum. Dedim ki bakın genç kızlar, evliler, evlenecek olanlar, nişanlılar, sözlüler, iyi dinleyin burayı. Eşiniz size bir tokat atarsa, baba evine giderseniz geri dönmeyin. Dönerseniz iki tokat yersiniz. Evet. Taviz tavizi doğru dediniz ya, ondan dolayı. Kesinlikle. Aslında tam açıklayacağım evet. Cümle buna binaen gelişen bir cümle olacaktı. Kesinlikle taviz tavizi doğru. Az önce cümlenin başına dediniz ki iki tokat atıyor nasıl olsa hani hadi diyelim onu çözümledik. Hayır. Zaten asıl olayın başlangıcı bu. Akabinde eğer bir kadın veya çocuk artık her neyse şiddete maruz kalan, bu koca da olabilir. Hani istisnai olarak biliyorsunuz Konya'da da böyle birkaç tane vaka çıktı. Sadece kadına yönelik değil ancak genel olarak kadına yönelik bir şiddet söz konusu olduğu için biz bunu kadına yönelik şiddet adı altında konuşacağız. Şimdi en ufacık bir tokat dahi emin olunuz ki bir şiddet silsilesinin, belki de ölüme varacak şiddet silsilesinin başlangıcıdır. Bu yüzden özellikle en ufacık bir tokattır. Kocamın benim üzerinde terbiye hakkı var veya eşimin veya babamın benim üzerimde terbiye hakkı var. Aman ne olacak? Kocamdır, döver de sever denin sonucu emin olunuz ki sosyal vakalar. Yani biliyorsunuz Fatma Şahin'in özellikle de bu sosyal vakalara ilişkin bakanlıkça takip etme talebinde bulunduğu birkaç dosya var. Yani çok uzak değil. Koca, eş şiddet uyguluyorsa emin olunuz ki ölüme hatta intihara kadar bu durum gidebilir. Yani bir iki tokattır nasıl olsa aman ne olacak şeklindeki durum artık bizim şu anki realitemize uygun değil. Bunun dışında siz az önce cinsel istismar, cinsel saldırıya maruz kalan cinsel şiddet mağdurlarına değindiniz. Çok önemli bir durum. Şimdi bakınız ben size bir iki tane anekdot paylaşacağım müsaadeniz olursa. Buyurun, buyurun, buyurun. Şimdi Türkiye'de yapılan bir çalışma, ensest olaylarında faillerin %50'si baba, amca, eniştelerden başlıyor. Bakınız. Evet, ya da dayı, amca. Dayı, amca devam ediyor. Evet. Cinsel saldırganların %75'i tanıdık biri. 10-16 yaş çocukların %40'ı ensest mağduru. Müthiş bir tablo ve bu muhtemelen de gerçeği yansıtmıyor. Çünkü pek çoğu gerek aile baskısı, gerek korkudan, gerek tehditten dolayı bu durumu sanki utanılması gereken bir durum varmış gibi, utanması gereken kendileriymiş gibi toplumsal anlamda vakalara yansıtmıyorlar. Adli mercilerde biz bu problemi yaşıyoruz. Diyarbakır Barosu'nun kadın komisyonunun yürüttüğü diğer çalışmalarda taraf olduğu çalışmalarda da biz bunu yaşıyoruz. Kadınlar, çocuklar, küçük erkek çocukları fark etmiyor. Böyle bir durumun dahil olmakta utanç duyuyorlar. Halbuki asıl utanması gereken yapan. Tabii ki. Hiç istisnasız. Ama onlar utanmıyor. Sayın Torun, mesela bunun cezası, siz bir avukat olarak nasıl bir ceza kesersiniz? Ne dersiniz? Yani bunun tabii cezası ne var, olmalı? Kafadan hukuk var diyecek, hukuk kanunları ne diyor? Hayır, yani ne olmalı, o maddede ne yazmalı? Kanunlar bu anlamda yetersiz olduğu kanaatindeyiz biz. Ama cezalar yeterli mi sizce? Cezalar yeterli iyi. Değil. Geçmişe göre iyi. Geçmişe göre iyi ancak geldiğimiz nokta itibariyle yargısal anlamda bu hususa bir reform yapılması mesela gerekir. Mesela şöyle bir soru sorayım. Hadım edilmeleri konusunda bir teklif vardı. Bir tabii kimyasal hadım. Evet, evet. Neyse artık nasıl ederlerse etsinler. Yani operasyonun kısmını biz bilemeyiz ama evet. Ben tarafım bundan. Yani kim ne derse desin ben tarafım. Size göre ne olmalı? Yani hadım edilmeli mi bu insanlar? Yoksa işte hapis yerine tedaviye mi gönderilme? Ben bunun hastalıkla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Her şeyi de zaten kendimize hallederler ya. Deliye vuruyoruz. İşte ceza almayız. İşte sen seni deli gibi göster. İşte mahkeme seni akıl hastanesine sevk eder. İşte orada yatarsın. Ondan sonra 3-5 sene sonra çıkarsın hesabı gibi. Hep işin farklı yönlerindeyiz. Daha değişik ifadesi var. Benim tanıyanlar ne demek istediğimi anladı zaten. Size göre cezanın karşılığında, maddenin karşılığında ne olmalı? İşte tecavüzün cezası, bu akraba, eş, dost fark etmiyor, yabancı, ne olmalı bunun cezası? Şimdi bu hususa ilişkin çok genel bir konuşma yapmak istemiyorum. Öncelikle pedofili diye bir durum söz konusu.
Yani bu durum sadece ülke gündeminde değil, özellikle Amerika'da, özellikle Anglo-Sakson hukukunun uygulandığı bölümlerde. Mesela bakınız geçenlerde, geçen hafta çok ünlü bir Amerika'daki çok ünlü bir rock grubunun solisti de pedofili şüphesiyle tutuklanmaya sevk edildi. Tabii ki tutuklanmaya sevk edildi ve tutuklandı. Düşününüz ki hayranlarının dahi küçük çocuklarıyla bu tarz ilişkileri olduğu iddia ediliyor. Şimdi ortada eğer ciddi manada bir pedofili durumu varsa kimyasal hadım uygulanması açısından ben kendi adıma tarafım. Ancak bununla beraber siz dediniz ya az önce işte akıl hastası, rapor alınması daha iyi olur, kendini çok amiyane tabiriyle olacak ama akıl hastasına vur kurtulursun artık bunlar efsane. Böyle şeyler yok. Biz kendi önümüze gelen vakalarda da ceza davalarında da gördüğümüz üzere mahkemenin uyguladığı ve kanunların da yasal çerçevesi artık ciddi manada çok net. Yani soyut verilerden ziyade somut verilere bakılıyor. O zaman her ensest uygulayan, her suçlu, her sanık, her şüpheli akıl hastasına yatarak bu durumdan kendini kurtarmaya çalışır. Hayır. Böyle bir toplum halindeyiz ama. Maalesef yani bu... böyleydik. Ancak şimdi bunun önü biraz daha kapandı. Fakat ben altını çizerek bir hususa değinmek istiyorum. Buyurun. Hemen unutmadan, not almışken. Bu tarz dosyalarda bir de mesela töre sahikiyle işlenen cinayetler var. Burada tabii şimdi ispatı zor olduğu için veyahut da intihara sevk ediliyor. Zorla intihar ettiriliyor. Ancak sanki aslında cinayet ama intihar yapmış gibi bir vaka var. Geçenlerde ben isim vermeyeyim. Henüz derdest olduğu için çok sağlıklı olmayacak. Geçen hafta 8. kattan düşen bir kadın vardı. Düşen değil, daha doğrusu düşürülen diyelim. Son birkaç, hayatının son birkaç saniyesinde kocam beni itti demese o dosya intihar süsüyle belki de kapanacak. Son anda demiş, evet, son nefes. Bu tarz ciddi manada soyut anlamıyla ispat edilemeyecek veyahut da ispatı somut olmayan durumlar olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Artık özellikle dediğiniz gibi ne yapılabilir? Biz bu hususta yargı reformu istiyoruz. Mesela işte ben de diyorum ki sizin kişisel fikriniz nasıl bir ceza düşünüyor? Yani mesela ben derim ki ağırlaştırılmış hapis derim. Yani bunlara bir kovuş yapacaksınız, özel bir cezaevi yapacaksınız, Türkiye'nin bir yerinde ama. Böyle bir cezaevini bunlara ayıracaksınız, bunların hepsini bir araya koyacaksınız. Ve bunları dağıtım edeceksiniz. Yani bunlar çıkmayacak, yani ölene kadar çıkmayacak. Yani orada çürüyene kadar yaşayacak. Şimdi kanunlar... Hani öldürseniz kurtuluş onlar için, bakın ben açık söyleyeyim. Hani ben diyorum ya asarım, keserim, biçerim falan. Gerçi genel izleyici yazmıştı İbrahim sağ olsun. Bundan sonra 7 yaş ve üzeri yaz bizim programa. Çünkü böyle asarız keseriz laflar söylüyoruz. Genel izleyici olmuyor. Sen ne ceza bekliyorsun? Yani ceza şimdi ben bir koçun olduğu yerde benim cezayı konuşmam doğru olmaz. Yani, şimdi cezalar muhakkak ki geçmişe baktığımız zaman 3 ay yatıp 6 ay yatıp 1 yıl yatıp çıkanlar vardı bu tür cinsel saldırıda. Şimdi Seda Hanım'ın da dediği gibi kimi gizleniyor? İşte ensest ilişkiler, ondan sonra çocuğa yapılan cinsel saldırılar, işte korkuyla ya da işte ekonomik desteklerle işte bir şekilde kamufle ediliyor toplumumuzda. Hele hele kapalı toplumlarda. Ama bu dediğimiz gibi medyanın, şimdi baktığımız zaman medyanın hem artısı var hem eksisi var. İnsan çözüm anlamında diyor işte bilmediğin şeyi televizyondan, yayından, gazetede öğrenebiliyorsun. Bunun artısı da var, eksisi de var. İşte eksi tarafında. Böyle haberleri sık sık okuduğun zaman kimi ders çıkarıyor, kimi kendine pay çıkarıyor. Yani iki yönlü bakmak lazım. Her zaman işte kardeşine tecavüz etti, işte bilmem ablasına şu oldu, bilmem işte akrabasına, komşusuna bu tür şeyler durduğu zaman kimilerinin kafasında ya işte böylelerine ceza vermek lazım, kimilerinin kafasında o bile soru işareti oluyor. Ben bundan ziyade şunu diyorum. Şimdi biz bireysel olarak olaya bakıyoruz da bugün Çin'de kız çocuklarının doğumu doğduktan sonra biliyorsunuz öldürülüyorlar. Son dönemde yeni yeni çocuk sayısı artar nüfusundan dolayı yeni yeni izin verilmiş iki çocuğa. Kız çocuğu doğduğu zaman öldürüyorlar. Bu bir. İkincisi savaşlarda, şimdi baktığımız zaman genelde savaşlara kimler katılır? Erkekler katılır. Cüzi miktarda bayanlar katılır. Ama asıl mağdurlar bayanlar. Çünkü işgal eden ülkelerin askerleri... Ben bir şey düzeltelim. Bayan demeyelim. Kadın diyelim. Evet. Kadınlar. İşgal edilen ülkelerde kadınlar en çok işte cinsel saldırıya uğrayan yine kadınlar oluyor. Çünkü sahipsiz erkekten olmadığı ortamda işgal edilmiş bir ülkede ortam onların istediği gibi at koşuyor. Bugün Irak'ı örnek verebiliriz.
Suriye'yi, işte yakınımızda komşumuz Suriye'yi örnek verebiliriz. Libya'yı örnek verebiliriz. Mısır. Geçmişte Bosna'yı örnek verebiliriz. Bunlar Vietnam'ı örnek verebiliriz. Bunlar toplumumuzda örneklerdir. Yani bunun gibi iş yerinde, şunu da düşünebiliriz. İş yerinde ne yapılıyor? İşte işçi çıkarılacak. Önce bayanlar, ya bu bayanları çıkaralım işte. Kadınları çıkaralım. Kadın çıksın. Ya da erkeğine kadar işte 1500 lira ücret veriyor. Ama kadına ya sen işte 800 lira çalışıyorsun da gel çalış. Bu da bir şiddettir. Yani ekonomik şiddet diyoruz ya. Sadece işin para alışverişi ev içinde veya işte bir işe girerken değil. Genel anlamda ya biraz güzel olman lazım. Yani Allah var. Yani bugün, şimdi bankalar özel şimdi, sektör fiziğine de bakarak eleman alıyor. Çünkü müşteri çekmek zorunda. O da bir tane. Bir de ayrı bir şey. İşte yani. Abi, şimdi, bu da var. Bir de siz daha iyi bilirsiniz. Ki bununla ilgili muhakkak ki dosyalarınız önüne gelmiyor. Bu konularla ilgili davalara bakmışsınız da. İş yerlerinde kadına taciz ve şiddet Türkiye'nin bir gerçeğidir. Yani orada da birinciyiz. Onda da birinciyiz. Evet. Kimse. Adam sekreter alacak. Önden işte demiyor yani özelliklerine, teknik gözüne. Ya gel işte başa okumaz mı var. İşte telefonlara bakabiliyorsun, bakabilir. Tamam yarın gel güzel başa. Güzel mi güzel? Böyle değil ya. Böyle değil. Yani. Ya gülüyorum ama ne yapayım yani. Maalesef evet. Şimdi bir iki mesajı okuyayım devam edelim. Aslında bizim Kemal güzel söylemiş. Şiddet diyor ki doğumda başlıyor diyor. Çocuğu kaldırıyorlar böyle doğduğunda. Çok özür diliyorum poposuna bir şaplak vuruyorlar ki çocuk ağlıyor. Hayat böyle başlıyor demiş. Bu da farklı bir bakış açısı. Tabii ki bana göre de güzel bir bakış açısı. Aslında evet. Kazanan şiddette en önemli şey namus cinayetleri. Şimdi ona da gelelim birazdan. Onu istese birazdan, ikinci bölümde, evet, ikinci biraz, bölümde bir çay molası verelim. Ben bir iki mesaj okuduktan sonra çay molası vereceğim. Kadına şiddete son verilmesini istiyoruz demiş bir izleyicimiz, bilmiyorum ki tabii ki. İki mesajımız daha var, hemen onları da okuyayım hızlı. Ben bir baba olarak diyorum ki bir babanın çocuklarına vereceği en güzel hediye çocuklarının annesini sevmektir demiş. Huzurlu ve mutlu çocuklar için çocuklarımızın annesini severim Seyfettin Kaya demiş. Hayırlı akşamlar demiş. Evet. Yine bakalım Mustafa Çoban bir mesaj yollamıştı. Okumuştum onu. Mesajını. Ve bakıyorum başka bir şey var mı? Bunu da okumuştum herhalde. Doğuda kadına şiddet büyük bir sıkıntı. En büyük sorun halkın bilinçsizliği. En çok da böyle programlara ve güzel konular seçmişsiniz demişiz. Bize de teşekkür ediyoruz. Şimdi sen en son ne söyledin orada? En son namus cinayetiyle ilgili ikinci bölümde geldik. Onunla ilgili konuşuyoruz. Şimdi her şeyi hallettik ya, sıra namus cinayetine geldi. Valla bilmiyorum yani bunun cezası ne olur bilmiyorum ama benim fikrim bu olur. Tabii kimse de bizi hesaba katıp fikrimizi de sormuyor zaten. Oturuyorlar 550 tane adam, kendi kendilerine yasa yapıyorlar. Başlarına gelmeyinceye kadar da, canları yanmayıncaya kadar da valla kimsenin umuru değil. Kadına mı şiddet olmuş, tecavüz mü olmuş? Adamları biçmişler mi, doğramışlar mı? Hiç kimsenin umurunda olmuyor. Ben açık söylüyorum. Ben Türkiye'deki bu konudaki yasaları hiçbir şekilde yeterli görmüyorum. Reklama gireceğiz. Sonrasında çünkü uzun olur. Bu sefer reklamı kaçırırız. Bir çay içelim, biraz kendimize gelelim. Çünkü benim tansiyonum yükseliyor yavaş yavaş. Şeker de gidiyor. Bu açıdan bunu ikinci bölümde siz not alın bu sözümü. Yasalar hiçbir şekilde yeterli değil diyorum ve Türkiye'deki yasalar bu şekilde devam ettiği sürece daha her gün ekranlarda kadın cinayetleri göreceğiz, kadına şiddet haberleri vereceğiz ve bunları da izleyicilerimiz, okurlarımız okumaya sitelerden, gazetelerden, televizyonlardan izlemeye devam edecek. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Programı internet üzerinden de izleyebilirsiniz. Onu da hemen söyleyeyim sizlere.
Can TV, Diyarbakır Can TV'de yazdığınız zaman Google'a oradan da linki bulup izleyebilirsiniz. Yine sitemizden de izleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, izleyenler, evet. 100.0'a da gittik. Radyo programlarımız da var biliyorsunuz, sabah programları. Onu da söyleyelim hemen. Aksilikler de canlı yayında birbirine oluyor. Evet, www.güneydoğunews.com ve Can TV'den ortak yayınlanan bir program. Sizlerle her pazartesi akşamı saatler 22'yi gösterdiğinde sizlere ulaşacağız. Can TV ekranlarından canlı izleyeceksiniz. Sitemizden de bu programın tekrarını hafta içerisinde izleme şansına sahip olacaksınız Web TV sayfamızdan. Evet, namus cinayetlerinde kalmıştık sevgili izleyenler. Bir iki mesajla hemen giriş yapalım, ondan sonra da namus cinayetlerinin bir ödül olarak görüldüğü bir toplumda oğlum namusunu kurtardığı gibi cümlelerle erkek evlatların tahrik edildiği bir toplumda yaşamış olmaktan bir erkek olarak utanç duyuyorum. Böyle programlara daha sık yer verip toplumun bilinçlenmesini istiyorum. Hayırlı akşamlar. Engin Koyuncu göndermişti. Sevgili Şirin Ecevit Talva göndermiş. Sizi izliyorum ve başarılar diliyorum demiş. Teşekkürler sevgili başkan. Selamlarımızı da iletelim sana. Seni seviyoruz biliyorsun. Kadına şiddete son verilmesini istiyoruz denilmiş bir mesajda. Evet, Seda Hanım'da kalmıştık. Namus cinayeti, yani töre cinayeti dediğimiz ve evin en küçük çocuğuna silahın verildiği, kardeşini, ablasını, işte neyse, öldürdüğü veya annesini, fark etmiyor, öldürdüğü bir toplumda da yaşıyoruz. Bu da toplumun gerçeği. Yani aslında biz, bana göre bu sıkıntıların bugünlerde ortaya çıkmasının veya daha çok ortaya çıkmasının iki etkeni var. Biraz işte teknolojinin gelişmesi, gazetelerin, televizyonların yaygınlaşması, artı toplumun her kesimine teknolojinin zor da olsa girmesi gibi görüyorum ben. Hani duymamızın sebeplerinden birisi. Belki daha önce daha çok oluyordu ama duymuyorduk. Çünkü televizyon yeterli değildi. Bir kanaldı. Bir kanalda da hükümetlerin yazdığı haberler okunuyordu biliyorsunuz. TRT kanalında zamanında. Ama şimdi özel kanallar, haber siteleri, işte 10 dakika içinde dünyanın öbür ucunda neler olduğunu duyabiliyoruz. Baktığımız zaman nedir? Yani işte az önceki izleyicimizin de yazdığı gibi oğlum namusunu temizledi ifadesi var. Namus kavramından başlayalım, ondan sonra namus cinayetine, namus nerededir sorusundan başlayalım aslında. Namus nedir? Kime göre namus? Kimin namusunu kim koruyor? Yani namus verilen de bir kadına, babasına mı verilmiş, abisine mi verilmiş, kardeşine mi verilmiş, amcasına, dayısına mı verilmiş, buradan başlayalım. Yani aslında işin özü de belki orada, namus nerede? Bilmemiz gereken, bize göre en önemli şey namus, kadın bedeni üzerindeki herhangi bir noktada olmalıdır. Namus, kadının bedenindeki herhangi bir noktada olmadığı gibi insanın kendi beyninde, kendi vicdanında, kalbinde yaşatılabiliyormuş. Maalesef aslında en önemli sebep, siz teknolojiden bahsettiniz ancak bence bana göre en önemli namus cinayetlerinin sebebi hala erkeğin kadın sahip duygusu. Ben mesela benim, ben kendisinin üzerinde tasarruf yetkisine sahibim. Benim onun bedeni üzerindeki tasarrufumun dışındaki yapacağı her hareketi doğal yollarla doğal olarak cezalandırırım görüşünden kaynaklanmaktadır. Teknoloji veya diğer sebepler elbette ki bir seçenektir. Ancak en önemli durum maalesef hala erkeğin beyninde kadının namusunu kadının bedeninde bir yerde aramasından kaynaklanmakta. Yani bir kadının maalesef eteğinin uzunluğuna, kısalığına veya giyimine göre değildir namus. Kadının beyninde kendine göredir ve hiçbir şekilde erkekle ilgili olmayan bir durumdur. Şimdi biz özellikle şimdi Allah ve Gül Dünya ismini biliyorsunuz. İki tane çok önemli vakamız var. Bu hem yerelde hem Türkiye. Simge haline gelmiş. Örnek veriyorum, çok basit bir örnek. Adam
eşini, kadını öldürüyor ve diyor ki bana dedi ki, geçen basına yansıdı, isim vermeye de gerek yok, henüz derdest bir dosya çünkü çok, bakın ne kadar vahim bir durum. Bana dedi ki ben seninle beraberken bile bir başkasını düşünüyorum. Bakınız, sırf bu durum dahi tahrik sebebi olarak gösterilebiliyor. Sadece soyut anlamda, sözel anlamda erkeğin gururuna dokunabileceği tarzda durumları dahi namus cinayetinden çıkartıp ağırlaştırılmış müebbet hapis iken müebbet hapse hükmedilebiliyor. Yani bu durum bu kadar basit değil. Bir kadının salt kadın olmasından dolayı, sadece kadın sıfatı taşımasından dolayı uygulanan bu uyguladıkları bu şiddet türüne en önemli şiddetlerden biridir. Namus sahikiyle, töre sahikiyle cinayet. Biz burada az önce de belirtmek istedim ama araya girdim. Yargı reformuna ihtiyacımız var. Buradan yetkililere hem hükümet kanalına hem de aynı zamanda bu hususta çalışma yapan başta yargıda barosu olmak üzere pek çok STK'ya sesleniyorum. Zaten bizim bölgelerimizde de olan bir durum. Belki biliyorsunuzdur. Yargı Barosu Kadın Komisyonu da bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Artık namus, töre, adı her neyse bu tarz cinayetlerde tahrik hükümleri uygulanmamalıdır. Şimdi zaten erkeğin en basit savunması beni aldatıyordu. Evet ve çok soyut. Evet yani inanın ki işte 4 çocuklu, 5 çocuklu bir kadını geçen bir cinayet yine işlenmişti. İşte öldürme sebebi sorulduğunda sebep beni aldatıyor. Ya şimdi 4-5 çocuklu bir kadın seni niye aldatsın yani? Velev ki aldattı. Yani bunun cezası senin elinden ölüm mü olmalı? Yani ben bunu çözemiyorum. Buna aklı sır edilemiyorum. Şimdi ben bir de hukuk anlamında şimdi genelde mahkemelerde bir de bu var. Mahkeme devam ederken sonuç kısmında indirimler biliyorsunuz. İşte ağır tahrik, bayanın işte etek giymesi ya da işte benle konuşurken işi biraz daha samimi konuşması beni işte o şeye etti. Bunlar şey indirim sebebi olarak gözüküyor yanlış olmasam. Bir dönem için öyleydi. Hala da yürürlükte ancak... Bazı kanunlarda, bazı mahkemeler bunu uyguluyorlar. İşte kadın o an işte etek giymişti ya da işte dekolte bir elbiseyle geldi. İçkiliydi işte ben bilmem ne yaptım, kendimde değildim gibisinden böyle savunmalarla mahkemeyi de etkileyebiliyorlar. Tabii bu da bir savunma yürütüşü. Sıkmışsın yani kaldıramıyorsa içmesin yani. Tabii ki bu tarz olaylar aslında biraz daha soyut, hani göreceli bir durum. Her mahkemenin kendi kanaati var biliyorsunuz. İşte biz tabii mahkemelere de özellikle bu tarz kadına yönelik şiddet veya ölümle sonuçlanan şiddetlerle ilgili takdir etkisinin biraz daha kısaltılmasını, daha sınırlandırılmasını, bu hususa ilişkin ciddi manada caydırıcı ceza yasalarının çıkması. Mesela bizim işte TCK 102, 105 yani cinsel saldırı, cinsel istismara yönelik cezalandırmaları kapsayan TCK'mız 2005'te yürürlüğe girdi. Yani baktığımızda aslında çok da geçmişi olan bir durum değil. Bu yüzden bizce zaten yenilenmesi lazım. Uygulamaya konuldu. İyi bir sonuç alındı mı? Hayır. Şu anki yürürlükteki kanundan caydırıcılık anlamında iyi bir sonuç alınmıyor. Cezalar çok az, caydırıcılığı çok az. Ne yapılabilir dediniz az önce? Yapılması gereken, çok açık ve net söylüyorum, yargı reformudur. Cezaların yükseltilmesi, Rusya ve Amerika'da yıllardır süre gelen, az önce belirttiğimiz gibi kimyasal hadımın uygulanması, ağır tahrik hükümlerinin olaylara göre çok daha kısaltılması talebimiz vardı. Bir dönem gündeme gelmiş yanlış olmasam. Tartışıldı bayağı. Meclise bir ara meclise kabul gelecek. Kabul görmedi. Aha, böyle bir konuşma oldu. Tabii 550 oldu. Milletvekilinin 400 erkek olursa ki kabataslak söylüyorum bilmiyorum kaç erkekti. Çoğunluğu bayağı bir çoğunluğu %90'a yakın erkek milletvekillerinden oluşuyor. Kota getirilmesine rağmen yani, hem de. Evet. Şimdi adamı çıkarırlar mı yani? Onların içinde yapan yok mu? Var. Onların içinde yapan da var yani. Kimse oradakiler hepsi böyle hani seçilmiş evliya torunu değil o insanlar. Yani bizim içimizden çıkmışlar, milletvekili olmuşlar. Onların içinde de var yani. Üstüne alan da alsın hiç. Aslında dediğimiz gibi şiddetin... Yani. Erkeğin baskın olduğu bir toplumda bu yasanın çıkma şansı sıfır. Kadın yani, ifadesini. Yani cinsel saldırının ünlüsü, ünsüzü, zengini, evet, fakiri... Yok. Yok, tabii ki. Müslümanı, kafiri, Hristiyanı yok. Yani niyet olduktan sonra... Burası. Sen çocukla... ilgili sıkıntı ve evlenme işte aile içi ensest ilişkiler bunların işte bakarız kapalı toplumlarda daha çok oluyor bu konular. Tabii ki kapalı. Size muhakkak ki dosyalarda baktığınızda
kapalı toplumlarda bu sıkıntı daha büyük. Genel hem de çok çok büyük. Yani böyle büyük deyip geçebiliriz ama inanın ki bildiğinizden, hani işte diyelim ki adliyeye veya karakola yansıyan, savcılığa yansıyan, inanın ki bunların milyonla biri bana denizde göre. Damla. Değil ben mi? Hemen bir istatistiği sizinle paylaşmak evet. istiyorum. Güneydoğu tüm şiddetler açısından söylüyorum. Özellikle de fiziksel şiddette Türkiye'de 3. sırada. Bakınız aslında bu durum tabii biraz da kişiye nüfus sayısına oranlı olduğu için 3. sırada. Belki nüfus popülitesi sabitlenmiş olsa 1. sırada da olabilir. Kaldı ki Güneydoğu'daki kadınlar maalesef henüz kendilerini ifşa edememekte, örneğin kol kırılır, yen içinde kalır tarzındaki düşünceler hala bizde sabit olduğu ve maalesef bu durum konuşularak aşılmadığı için doğru düzgün bir şekilde adli mercilere yansıtılamamış durumda. Ancak bizim tabii bu hususta çok da olumsuz bir tablo sergilemek istemiyoruz. Özellikle yeni yeni yürürlüğe giren 62-84 sayılı ailenin hem adli mercilere hem kaymakamlık düzeyinde valilik mülki amirlere ve hatta pek çok STK'lara, belediyelere, kadın komisyonlarına çok büyük bir yük düştü. Vallahi kadın komisyonları da ne yapsın? Yani işte gidiyorlar, az önce verdiğiniz isimleri bir daha zikretmek de istemiyorum aslında da. Ya ancak cenazeye yetişebiliyorlar. Şimdi bir de bunu bu var. Bir de cenazelerini de kaldırmıyorlar. Aileler kadınlar bunu, tabii en son kadınlar şimdi, evet yani bir de işin bu boyutu var. Cenazeyi kabul etmeme. Aile cenazeyi kabul etmiyor. Diyor ki bir mesajım var onu okuyayım. Daha doğrusu 2-3 mesaj var onları da okuyayım. İnan çok güzel bir programımız var. Severek izliyorum demiş. Sevgili Ecevit Başkan yollamış sağ ol var ol. Selam demiş. Sayın Sedat Orul bu soruyu size ileteceğim. Numarasında mesajı da vereceğim size zaten programdan sonra. Eşimden boşandım. Beni kandırıp tehdit etti. Ve imza attırdı. Benim bir tane özürlü kızım var. Nafaka vermiyor çünkü ben başta istemedim. Şimdi dava açıp isteyebilir miyim? Lütfen sizden ricam beni bilgilendirin. Zor durumdayım demiş. Ne cevap verecek misin yoksa sonra mı cevap vereceksin? Buna şimdi cevap ver çünkü çok zor durumdaymış bu izleyicimiz. Var. Programdan sonra telefon açalım o zaman. Biz haftaya da devam edeceğiz yani bu konuda sıkıntı yok. Herkes rahat olsun. O zaman biz programdan sonra izleyicimizi veya yarın gün içerisinde artık uygununca saatte siz ararsınız. Peki izleyicimize öncelikle sabır dileyelim. Başka da hiçbir şey dileyemiyoruz ki ne yapacağız bilmiyorum ben de şaşırdım. Bir mesajımız daha var bakalım o ne. Sevgili Büşra yollamış demiş ki iyi akşamlar erkeklerin evden uzaklaştırmaya sebebiyet veren durumlar nelerdir demiş. Onu da bir alalım sizden. Nedir? Yani erkeği evden uzaklaştırsanız ne oluyor? Evin dışında 200 metre ötesinde vuruyor kadını. Yani bunlar çözüm değil bana göre ya. Bunlar çok basit. Yani böyle sanki hani çocuk kandırırsınız ya. Onun gibi bir şey bu. Evden uzaklaştırma. Ya evden uzaklaştırdım bu kadın evin içinde hapis mi kalacak? Yani dışarı çıkmayacak mı? İhtiyacı yok mu? Alışverişe gitmeyecek mi? Adamlar zaten yol ortasında öldürüyor. Yol ortasında. Evin içine gerek yok ki. Kadersiz en son hafızalarda kalan Adana'da. Bir bayan polislerin yanında kocası tarafından bıçaklanarak öldü. O bir simgiyon, o da bir dönem simgiyon olmuştu. Polisler karşıda, o da karşıda kadını tutmuş, bıçaklıyorum. Evet. Yani bunun gibi nice örnekler var. Çocuğun yanında öldüren var. Az önce Ali Bey şeyle ilgili, korunmayla ilgili, sığınmayla ilgili. Biliyorsunuz cinayetlerin çoğu sığınma evinin takibiyle. Şimdi her ne kadar gizli olursa bile bir şekilde ikili ilişkilerle, kafa kol ilişkilerle yer tespit ediliyor. Ya da işte gel barışalım tamam eskisi gibi olmayacak işte senin dediklerini yapacağım şunu yapacağız bunu yapacağız işte ailemizi kurtaralım işte çocukların hatırı var gibisinden kadınları kandırıyorlar yine aynı şekilde hadi eve 3 gün sonrası diyorsunuz ki o eve götürülen kadın öldürülmüş. Şimdi onu da geçtim ya bu ülkede o kadar basit cinayet işlerinin hale gelmiş ki bakıyorsunuz ki işte diyor ki bir kadın bir erkeği genç kızı öldürdü. Sebebi ne? İşte ben teklif ettim, beni reddetti. Beni kabul etmedi. Yani erkeğin teklifine hayır dediği için öldürülen koşu yolunda bir kız öldürüldü. 2000 yılların öncesindeydi. Yani bundan insan öldürülüyor. Hesap edin yani.
yani bir kadın öldürülüyor. Ya daha bırak eşini, çoluğunu, çocuğunu. 15 gün önce daha kapı tarafında bir yerde işte kadına şiddet uygulandı. Daha doğrusu öldürüldü kadın. İşte polis ifadesini almış. Arkadaştı, ben birebir görüşmüştüm. Savunmasında işte bana demiş ki ben seni aldatıyorum. Bir kadın bunu nasıl söyler? Ya bu kadar mantıksız, bu kadar. Aslında bahane. Başka soru. Bu gibi örnekler çok. İşte koca edemiyor kadına ya da başka bir sıkıntıdan dolayı öldürüyor. Ne oldu? İşte beni aldatıyordu. En basit yani ifade. Bu kurtuluştur. Hem kendi açısından hem de işte alacağı cezaya indirim açısından işte beni aldatıyordu ya da işte şüpheleniyordum. İşte bir ilişkisi vardı. Çocuk benden değil. Bunu sayabilirsin işte. Bunun gibi kaç tane örnek sayarsın? Bunlar yani. Şimdi evvela mağdur olan ekran başında bir sesle annemize evet. Çocuğu açısından talep edebilir. Ben yeri gelmişken çok kısaca hemen bir şeyle açıklık getireyim. Buyurun. Özellikle anlaşmalı boşanma diyor ya, beni eşim kandırarak. Tehdit etmiş bir de demiş. Evet. Tehdit ifadesini kullanmış. Beni kandırdı, tehdit. Yani orada kendinin rızasıyla boşanmaya evet. Gitmişse anlaşmalı boşanmayı da mahkeme hakimi ısrarla soruyor. Herhangi bir şiddet veya tehdit kendi rızanda bulunmasın, bundan emin misin? Yazılı olarak vermeleri yetmiyor, bir de hakim kendi kullanıyor. Tabii bu durumlar spesifiktir. Her dosya için kendi içinde değerlendirilir. Şu anda dosya üzerine bakmadan bir yorum yapmak çok havada kalacak. Evet. Yanlış yönlendirme yapmayı istemeyiz. Ancak kendisi için de fakat sadece kız için. Evet. Bu da güzel bir cevaptı. Demiş ki aslında şimdi bu ülkede sadece kadına da şiddet olmuyor yani. Bu ülkede çok şiddet var. Çocuğa var, erkeğe uyguladığı şiddet var. Yani var da var, işte kadının erkeğe uyguladığı şiddet var. Biliyorsunuz Türkiye'de erkek sığınma evleri de var yani. Bunu da söyleyelim. Gerçi kadından da yiyen erkeği bile ben olmamız gidemiyorum. Öyle şimdi öyle durumlar var da yerlerine. Kadından erkeği iyi vurmak lazım aslında. Amirler tarafından verilecek koruyucu tedbirler var. Bir de hakim tarafından. Eğer eş tarafından tehdit edebiliyorsa, örneğin iş yeri değiştirilebilir. Çocuklar için kreş hizmeti sağlanabilir. Kendisine ilişkin belediyeler veya mülki idareler, işte valilik düzeyinde, valilikler, il düzeyinde valilikler, ilçe düzeyinde kaymakamlar kendilerine kalabilecekleri yer tahsis edebilirler. Eşi evden uzaklaştırabilirler. Eşin belirli metre sınırları çerçevesinde eve veya iş yerine girmesi yasaklanabilir. Bununla
barıştırmayla ilgili yanlış olmasam yeni bir düzenleme var. Bundan sonra kalktı. O bundan sonra yapılmayacak. Polis. Sonra polisin koruması çıkıyor, gidiyor kadının evinde bekliyor. Polis bir gün, üç gün, beş gün, beş ay bekliyor, bakıyor bir şey yok. Adam da gerizekalı değil ya, yani bu işi yapanlar. Bilinçli insanlar, yani kimse demesin işte akli dengemi kaybettim, o an şuurumu kaybettim. Hiç böyle bir saçmalık olamaz. Bir insanı tabii ki, yani yıllarca bekliyor işte. Diyorsunuz ki uzaklaştırma, 500 metre alana giremez, 500 metre alana giremez. O kadın ömrü boyunca 500 metrekarelik bir alanda mı yaşayacak? Yani bu kentin başka bir yerine gitmeyecek mi? Bu adam onu takip etmeyecek mi? 501. metrede öldürür. Şimdi bir de bunun şeyini kim yapacak? Şimdi ben örnek veriyorum. Diyelim ki evimde şiddet uyguluyorum. Benim evime 50 tane yol gidiyor. Hangi polis nereyi bekleyecek? Nasıl benim önlemimi alacak? Bana çok mantıklı gelmiyor. Uzaklaştırma. İşte 500 metre yaklaşamaz. 2 kilometre uzakta dursun gibi ifadeler beni pek tatmin etmiyor. Polis koruması da beni tatmin etmiyor. Şimdi bir yanlış olmasam hükümetin bir çalışması var bununla ilgili. Çipler takılacakmış cezaevinden çıkanlarla ilgili, hem bu cinsel saldırılarla ilgili hem de aile içi şiddetle ilgili çipler var. Onunla ilgili işte takılacak. Kadınlara veya işte çocuklara yaklaşımlarda meyilli olanlarla ilgili işte parklara veya bilmem işte bu sığınma evlerine yaklaşığı zaman çip olayı var ya, ondan dolayı şey yapacak. Bazı noktalara işaret verecek. Ondan dolayı müdahale şansı daha yüksek olabilecek. Vallahi bilmiyorum. Bir iki mesajımız da var. Artık böyle mahallede yürürken veya sokaklardan geçerken bakarız, adam yaklaşmış çip ötüyor. Onun çip ötüyor, onun çip ötüyor. Bir sürü öten çip duyarız artık. Bilmiyorum nasıl çözeceğiz. 2006 tarihinden önce boşanma davası açtım. Fakat katkı payı açısından talebim olmadı demiş izleyicimiz. 2006 tarihinden sonra kanun değişti. Kanunu da iyi biliyor arkadaşımız. Şimdi katkı payına ilişkin dava açmak istersem nasıl açmam gerekiyor? Çok mağdurum. Çok sağ olun, yayınlar demiş. Hayırlı akşamlar Cantim demiş. Kadına şiddetin azalması için kadınların önemli ölçüde bilinçlendirmesi gerekir. Bir erkeğin eğitilmesi sadece bir erkeğin eğitilmesidir. Bir kadının eğitilmesi ise bir toplumun bilinçlendirilmesidir demiş. Onun için kız çocuklarının okutulması gerekir demiş izleyicimiz. Bu kadar herhalde. Başka da bir Facebook'tan da bakalım yazan var mı? Sevgili Ziya Bey'e de buradan selamlarımızı yollayalım. Ki size diyorum demiş. İnternetten de izleyebiliyorlar. Evet, şimdi süremizi yarım saat açtık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi konu konuyu götürür. Hani diyor ya, daha bunun altından çok sular akacak. Yani ne dedin? Bu hamur çok su çeker. Bu hamur çok su çeker. Doğru söylüyor. Bunu da öyle bir programda bitirmeyelim. Benim tavsiyem, yarın da herkesin iş günü var. Benim de radyo programım var mı yok mu daha bilmiyorum. İbrahim, yarın sabah radyo programım var mı? Var. Kötü haber. Onda var yani. Saat 10. Tamam. Evet, sabah da radyodayız. 100.0'da Can Radyo'da. Haberiniz olsun sevgili izleyenler. 100.0'dan bizi dinleyebileceksiniz beni. Sizin de programınız var. Burada hem içimizde en rahatı sevgili Reis Yakar. Çok rahat sevgili arkadaşımız. Tabii ki o kadar da olsun yani, normal. Ben son sözlerinizi alayım. Çünkü dediği gibi bu hamur daha çok su çekecek, haftaya devam edelim bu konuya. Bu konu böyle
bir iki programda bitmesin istiyorum. Yani sadece 25 Mart Dünya Kadına Şiddet Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi işte sevgililer. Ya sevgililer Anneler gününün olduğu günde sevgilimizi öldürüyoruz. Anneler gününde annemizi öldürüyoruz. Yani bu kadar böyle bir toplum ben daha görmedim. Ama dünyada eşi benzeri olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Ve şunu açık ve net söylüyorum, her zaman da söylüyorum. Bu ülkede yaşayan biri olarak nasıl öleceğimi bilmiyorum. Yani insan bu ülkede nasıl öleceğini bilmiyor. Başınıza bir inşaattan bir taş mı düşer, bir pencere mi düşer, cam mı düşer? Veya bir adam karısına saksıyı fırlatır, kadın eğilir, dışarıdan bizim başımıza mı düşer bilmiyorum. Hakikaten bu ülkede insan nasıl öleceğini bilmiyor. Keşke biz de Kuzey Avrupa ülkeleri gibi olabilseydik. Sizden son sözlerinizi alayım, ben kapatayım. Evet, buyurun. Başlamadan evvel önlem amaçlı bu söylediğim yerlere, birimlere başvurabilirler. Özellikle barolar hiçbir şekilde, ben Diyarbakır Barosu adına da çok rahat konuşabilirim, geri çevrilmeyeceğiniz, güvence altına en azından hukuki manada size yardımcı olabilecek bir mercidir. Bununla beraber kadın sivil toplum kuruluşları, çok basit bir şey daha söyleyeceğim, tam telefonun ucu, alo 183'ü arayabilirler çok rahat bir şekilde. Şiddete uğradıklarını söylerlerse gerekli önlemler orada da alınır. Fakat ben toparlayarak sahip olduğunu fark edelim. Kişiler üzerinde hiçbir şekilde, özellikle beden, yaşam hakkı gibi çok kutsal değerler üzerinde erkekler tasarruf hakkı bulunduğunu düşünmesin. Kendilerinden, hem kadınlardan hem erkeklerden en önemli şeyi istiyoruz. Lütfen birbirlerine saygı duysunlar. Yani bu ıslah, kadına şiddet ve korunma kişinin içinde başlar, kişinin ailesinde başlar. Lütfen buradan sevgili babalarımıza sesleniyorum. Çocuklarınızın yanında veya yanında olmasa bile şiddet uygulamayın. Çünkü erkek çocuğunuz sizi rol model alıyor, kız çocuğunuz ise bu durumu içselleştiriyor. Lütfen onlara daha iyi örnek olalım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi Seda Hanım her şeyi anlattı da ben gönül isterdi ki kadın haklarını konuşmayalım. Çünkü şiddet uygulanmasın ki konuşmayalım. Ama şiddet uygulandığı zaman ister istemez bir şekilde hakları konuşuyoruz. 2013'lerde, 2013'te bitti. 2014'de geldik artık. Evde babandır döver, kocandır döver. Bu laflarla büyüdük. Hani toplumda hemen bu geçerli bir sözdür. Baban kızar, sesini çıkarma, babandır döver. İki kelime söylüyor, iki tokat atmış. Ne olmuş? Ne olmuş, bir şey olmaz gibisinden. Tabii bu eksi, artı tarafına baktığımız zaman, geçmişle kıyasladığımız zaman şu an artıdayız kadınlar anlamında. Kadınlar eskiye göre sosyal, daha aktifler, daha sosyal, dernekleşme anlamında yapılan, yani sığınma evleri, artı işte şey kurmalar, sendikalaşma, gruplaşma, işte bilgilendirme, bununla ilgili çalışmaları var. Hem sadece Diyarbakır değil, bölge, Türkiye genelinde. Tabii Diyarbakır'da olan bir olaya İstanbul'dan rahatlıkla müdahale edilebiliyor. İstanbul'da olan bir olaya Diyarbakır'dan rahatlıkla sivil toplum kuruluşları aracılığıyla müdahale edilebiliyor. Bunlar artı. Ama dediğim gibi gönül isterdi ki bunların hiçbir tanesinin olmaması, şiddetin olmaması bunları zaten gerektirmez. Ama şiddet olduğu zaman ister istemez bu sıkıntılar ortaya çıkar. Kadına şiddetin uygulanmadığı bir ülkede, bir dünyada yaşamak istiyoruz. Kadına her zaman saygı duymak istiyoruz. Biraz zor ama ne kadar güzel yani, temenni. Çok da mutlu değilim aslında.
Gerçi umut fakirin ekmeğidir diye de güzel bir söz var. Ben çok umutlu değilim bu konuda. Çünkü gittikçe şiddetin dozu artıyor. Artık işte ölümler var. Daha ölümden ötesi var mı? Hani bir iş yapıyorsunuz diyor ki sonuçta ne olur diyor. En fazla ölürsün yani sonuç olarak. Ben kısa bir şey diyeyim. Öyle bir şey, şimdi dikkat ederseniz şeyleri konuştuk. Töre cinayetlerini konuştuk. Nice bilinmediğimiz gömülüp öldürülüp nice kadınlar vardır. Dünya kadar işte diyorum ya, bunlar bu daha bilinenlerdir. Gömülenler işte, bir yere atılanlar. Tabi bir de bu işin ticareti vardır. Kadın ticareti, onu konuşmadık. O da geleceğiz haftaya. O da eziyet, o da ayrı bir sıkıntı. O ayrı bir sıkıntı. Evet yani halen işte 2014'te kadın satılıyor. Böyle bakılıyor yani. Evet, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar burada olacağız. Dediğim gibi konuk değiller. Program ortaklarım, program arkadaşlarım diye bakıyorum. Sunucu olmak çok farklı bir duygu değil tabii ki. Ben her zaman sunucuyum. Zaten 17-18 yıla geldi artık radyo televizyon sunuculuğu. Onun için arkadaşlarım da programın sahibidir. Bunu bundan ifade etmek istiyorum. Hiçbir şekilde konuk olmadılar, olmayacaklar da. Dediğim gibi bu programın 3 kişi sahibi var. 3'ü de sunucu, 3'ü de konuk, 3'ü de yorumcu diye ben bakıyorum. Çünkü onlar benim her zaman görüştüğüm, beraber olduğum dostlarım, arkadaşlarım. Evet, bu programın tekrarını www.güneydoğunews.com'dan izleyebileceksiniz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz haber sitemiz yaklaşık 2 ay oldu, hemen hemen 2 aylık bir süre oldu. 7 gün sonra 2 ay dolacak diyelim. 9 Aralık'ta 2. ayını dolduracak sitemiz. Gösterdiğiniz ilgiye de teşekkür ediyorum. Dostlarımızın, okurlarımızın görüşleri, düşünceleri bizim için çok önemli. Bu programın önümüzdeki hafta sponsoru da Güneydoğu News olacak, onu da söyleyelim. Arka planda Kapris Gold'la beraber Güneydoğu News'i de görebileceksiniz. Kapris Gold da bizim sponsorumuz, ona da teşekkür ediyoruz. Güneydoğu News de önümüzdeki hafta itibaren bu programın sponsorları arasında yer alacak. Evet, haftaya pazartesi günü tekrar konuklarımızla, arkadaşlarımızla beraber olacağız. Kadına şiddeti konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki önümüzdeki hafta çözüm bazında da konuşacağız. Sizler şikayetlerinizi, sıkıntılarınızı iletebilirsiniz. Bu arada Sayın Toğrul adına, Avukat Seda Toğrul adına da buradan bir şey söylemek istiyorum. İzin almadan söylüyorum. Bakın ben o kadar rahatım ki sıkıntılarınız olabilir. Hakikaten ekonomik olarak çok zor durumda olan izleyenlerimiz var. Gerek doktor bazında, gerek avukat bazında. İnanın ki ceplerinde minibüs parası olmayan insanlarımız var. Bunu biliyorum. Sıkıntılarınızı buradan yazarak avukatımızdan cevap alabilirsiniz. Bunu açık ve net söylüyorum bu program boyunca. Yine sitemizden ona ulaşabilirsiniz. Yani o kadar yüreği açık bir insan. Onun adına da söz verebiliyorum. Programda sıkıntılarınızı da bizimle paylaşabileceksiniz. Ben de olduğu gibi kendisine aktaracağım. İsterseniz yayın içinde de okumadan ona program sonrasında da mesajlarınızı iletebilirim. Buna emin olun. Son bir mesajımız var. Bakalım, artık saatler 21.41'i gösteriyor. Birisi de demiş ki, Bingöl'den yazmış. Yaşıyor musun demiş. Yaşıyoruz. Ölmedik. Nefes alıp veriyoruz. İşte buna yaşamak denirse. Evet, önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız sevgili izleyenler. Arkadaşlarım adına da hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın sabah saat 10'da 100.0'da Radyo Can'da sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.